Bir diğer konumuz shape optimizasyonu. Şimdi optimizasyon konusunu anlatırken tasarımda optimizasyon nasıl kullandığını, 3 farklı optimizasyon var demiştik. Size optimizasyonu, boyut optimizasyonu yani shape optimization. Bu da şekil optimizasyonu. Bir de topology optimization. Size optimizasyonu nispeten işte cross section'ların optimizasyonuydu. Shape optimization ise biraz daha şeklin değişimlerinin optimizasyonu oluyor. O yüzden burası biraz da önemli olduğu için biraz sunum üzerinden anlatmak istedim. Ve özellikle bizim kullandığımız işte bezier yüzeyler, surface'ler, mörgüzler bunların kullanımı çok fazla olduğu için şekil optimizasyonunda size faydalı olacaktır. Genelde eğri ve yüzeylerin CAD içerisinde uygulaması üzerine çalışıyor bunlar. Hedefimiz hani genelde bir ağırlık azaltımı olabiliyor yapısal şeylerde. Constraint'lerimizde daha önce belirttiğimiz gibi gerilme, deflection, yer değiştirme, işte şekil ya da frequency farklı disiplinler olabilir. Frequency işte ısıl analizler, akış analizlerinde farklı responslarınız varsa onlar olabilir. O tür şeylerimiz var, kısıtlarımız olabiliyor. 30 yılı aşkın bir araştırma var burada. İşte bu şeyde diyelim dönemimizde iki boyut ve üç boyutlu metodlar gelişmiş metotlar mevcut hem otomotiv hem aerospace uygulamaları için. Peki nasıl? Formülasyona bakalım. Yine nispeten benzer optimizasyon formülasyonu yazacağız. Bir tane objektif fonksiyonumuz var. Onu minimize etmek istiyoruz. Birden fazla da olabilir bu. Ya da şu da design variable'larımız diye düşünün. Subject to bir şey constraint. Bu constraint de belli bir değerden küçük olacak bir fonksiyon değerimiz var. İşte A'lar design variable, F objective fonksiyonumuz, G'ler de constraint'lerimiz, sınırlarımız, kısıtlarımız. Ve amacımız A'nın değerlerini bulmak istiyoruz. F'yi minimize edecek şekilde ve şu constraint'leri de aşmayacak şekilde. Şimdi F genelde fully stressed uniform distribution yani structural shape optimization problemlerinde, yapısal problemlerde bir sonlu elemanlar analizi düşünürseniz yani orada fully stress dediğimiz tamamen aslında sonuç alabildiğimiz bir sonlu elemanlar analizi ile tanımlanan bir fonksiyon. Yani üzerine bir yük uyguladığınızda displacement sonucunu görebiliyorsunuz diye düşünün. Ya da stres sonucunu görebiliyorsunuz. Shape optimizasyonuna yaklaşımlar nasıl oluyor? Peki onlara bir bakalım. Bir seçenek nodal koordinatlar. Yani bir sonlu elemanlar modelimiz var. Şurada bakın sonlu elemanlar modeli dediğimiz aslında şöyle küçük elemanlardan oluşan, bunların hepsinin birleşiminden oluşan bir model. Yani buradaki her bir nokta, mesela yüzeydeki her bir noktanın koordinatı değiştirilebilir. Ve bu sayede şekil optimize edilebilir mesela. Bunun avantajı direkt nokta değiştiğinde şekil üzerinde değişimi görebiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Dezavantajı ise sonlu elemanlar mesh dediğimiz şu üçgenler. Bu üçgenlerin yapısı bozulabilir. Bu üçgenin belli bir yapıda olması lazım. Yani aspect ratios dediğimiz hani bu üçgenselliğinin açılarının aslında çok dar ya da geniş olmaması gerekiyor. Onlar bozulduğunda sonuçlar yanlış çıkabiliyor. Böyle problemler olabilir. Bir diğer problemi de noktalar üzerine çalıştığımız için hani lokal discontinuity'ler oluşabilir. Süreksizlikler. Bu da başka bir dezavantaj aslında. Diğer bir yaklaşımsa bizim şeklimizi kontrol eden bazı parametreleri kullanmak. Yani direkt noktaları değil de hani bezier yüzeyde hatırlayın mesela kontrol noktalarımız var. Onları kullanmak. Hani direkt içindeki noktaları değil de. Burada ama işte avantajlarımız şu. Genelde şekiller pratik şekiller olabiliyor. Yani lokal değişiklikler, süreksizlikler olmadığı için düzgün değişimler elde edebiliyoruz. Ve daha az design variable kullanıyoruz. Mesela bir bezier eğrisi ya da yüzeyi düşündüğünüzde orada tüm noktaları U eşit 0'dan 1'e kadar tüm noktaları değiştirmektense sadece işte kübikse mesela 4 tane noktayı değiştirerek daha az tasarım değişkeni kullanabiliriz. Tasarım değişkenin azalması özellikle gradient based metotlarda aldığımız türev sayısının azalmasını sağlıyor. Yani bir önceki derste hatırlarsanız türevler alıyorduk x1 x2'ye göre. Ne kadar çok tasarım değişkeni varsa o kadar çok türev almamız gerekiyor. Onları azaltıyor aslında. Tasarım değişkeni azalması o yüzden hesaplama maliyetini azaltıyor. Daha basit bir optimizasyon gerçekleştirmiş oluyoruz. Dezavantajı ise şu. Direkt geometri üzerinden mesela bezier yüzeyi düşündüğünüzde kontrol vertekslerle geometri değişiyor. Geometri değiştiğinde direkt yeniden mesh atmanız lazım.
Çünkü geometri değişince otomatik mesh update olmaz. Yeniden atmanız lazım. Bu biraz işte her iterasyonda yeni mesh atacağımız için, yeni üçgenler oluşturacağımız için biraz işlemi uzatabilir. Bir de analitik formülasyonla yani tasarım değişkenleri arasında indirect relationship'e sebep oluyor. Çünkü mesh değiştiği için her seferinde yani farklı sayıda mesh olan yerde farklı bir sonuç çıkabilir. Bu belki bir dezavantaj olabilir. Bunlar da bunun dezavantajları. Yani iki tane yaklaşım var. Biri direkt noktalar üzerinden, diğeri ise bazı parametreler üzerinden geometri değiştirmek. Şimdi örnekler göstereceğim size. İki tane örneğim var. Biraz eski örnekler bunlar çünkü hani süreç içerisinde nasıl ilerlediğini de görmenizi istiyorum. İlk örneğim Simple 2D Automatic Connecting Rod. Bir bağlantı elemanının iki boyutlu otomotiv için shape optimizasyonu yapılmış. 1982'den bakın. Bir diğeri de 2001'den. O da 3D Automotive Noise Vibration Harshness and Rollover Crash. Crash simülasyonlarıyla bir otomobilin işte çarpışma simülasyonlarıyla işte şekil optimizasyonu gerçekleştirilmiş bunda da. Önce ilkine bakalım eski olan. Bu connecting rod dediğimiz aslında şurada bakarsanız şöyle bir rod var. Yuvarlak çembersel bir boşluğu olan şöyle bir rod. Pistonu tutan bir rod aslında. Çubuk daha doğrusu. Bunun şeklini optimize etmek istiyoruz. Burada yani şeklini optimize ederken shape design elemanları şöyle düşünmüşler. Hani four-sided surface patch'ler düşünmüşler. Şurada gördüğünüz gibi bir spline curve oluşturmuşlar mesela. Yani burada bir deliği var bunun aslında. Bu deliğe de bir yarı çap vermişler. Bu tarafta da var. Diğer şunları da spline curve'lerde tanımlamışlar. Şöyle bakalım. Connecting rod bakın. Şurası boşluk. Şurası da boşluk. Hani çok eski olduğu için makale bu şekilde gösterilir. Yükleme koşulları nedir bakarsak. Buradan yukarı doğru işte piston hareket ediyor. Sağ solda belli bir yük varmış. Onu da vermişler. Yukarı doğru da var. Bunlar yüklerimiz. Şuradan da sabitlediğinizi düşünün. Buradan sabit, buradan belli yük var aslında. Bu yükleme altında bunun optimum shape'i ne olabilir? Şekli ne olabilir? Şimdi burada farklı seçenekler yapmışlar. Bakın şu solun elemanlar meşi. İçi doluyken bir meş atmışlar. Sadece deliklerimiz var. Bu delikler olmak zorunda çünkü parça geliyor buralardan. Diğer tarafın şeklini değiştirecekler şu şekli. A, C, D, B ile gösterdikleri yerdeki. Bir de bunu slot yapmışlar. Yani bu şu katı halinin modeli, katı halinin mesh hali. Bir de içerisinde şurada bir boşluk var, delik. Bu şekilde bir katı model oluşturmuşlar. Bunu da meshlemişler şu şekilde. Ve şu meshli olanları analize sokacaklar farklı şekillerde. Ve sonucu elde edecekler. Şimdi peki şuradaki şu A, C, D, B ile gördüğünüz şu çizgiyi aslında bir eğrisel tanımlamışlar bak. İki farklı eğri düşünmüşler fonksiyon. Fonksiyon A da en yüksek noktasından sol noktasına kadar olan mesafeyi A2 deyip bir tasarım parametresi yapmışlar. Bir de şuraya A1 deyip bir tasarım parametresi de buraya yapmışlar. Yani A1 uzunluğu ve A2 bunun şeklini tanımlıyor. Bunları verip aslında kontrol noktalarının değerleri değişiyor. Ve bir spline curve oluşturuyor burada diye düşünebilirsiniz. Ya da bezier olsaydı işte kontrol noktaları var. O kontrol nokta şu A1 ile A2'ye göre otomatik değişiyorlar. A1 arttıkça kontrol noktaları da biraz arkaya gidiyor mesela genişletiyor bunu gibi. Bir de ikinci seçenek olarak da hani A2'yi böyle vermeyelim de biz sağdan ve soldan 10 santim fix diyelim. İki farklı kalınlık verelim demişler. A1, A2 ve bu iki farklı kalınlık yine bir spline'ın kontrol noktalarını değiştirsin. Ve eğriyi ona göre değiştirsin demişler. Bu ikisiyle rodu tanımlamışlar, çubuğu. Ve sonuçlar elde etmişler. Şimdi fonksiyon A dediğimiz sadece bir tane kalınlık vardı bakın. O kalınlığı böyle çoğaltarak, azaltarak bir de soldan sağa bir mesafe vardı. Onu da değiştirerek. Şu şekilde optimum bir sonuç bulunmuş. Ağırlığı minimize etmeye çalışıyorlar. 0,75, 76 kilogramlık bir şey gelmiş mesela. Fonksiyon B'de ise neydi? İki tane kalınlık vardı şurada ve şurada. Bu kalınlıkları değiştirerek eğri değişmiş. Bakın alt ve üstten. Bu şekilde daha düşük ağırlıkta bir sonuç bulmuşlar fonksiyon B'yle. Yani fonksiyon B ile yani aslında kalınlığın farklı lokasyonlarda değiştirilmesiyle daha uygun bir sonuç elde edildiğini keşfetmişler. Bu yüzden fonksiyon B ile devam ediyoruz demişler.
Bununla devam ederken bir de demiştik ki içinde delik varken bir optimizasyon yapmışlardı. Fonksiyon B ile bunu yapalım demişler. Bakalım sonuç nasıl olacak. Onda da çok fazla bir değişim olmamış aslında. Çünkü büyük ihtimal bu deliği koyduğumuzda bayağı bir optimum manuel elde etmiş olmuşlar. Ve orada da 0.6740 en düşük ağırlığı içine delik koyduğunda elde etmişler aslında ve bu sonuca ulaşmışlar. Tabii çok eski bir makale olduğu için hani o dönemde bu sonuca böyle ulaşmak önemli bir durum. Yani şimdi belki bize içine delik koyup ulaşırız kolay gibi gözüküyor ama o zaman öyle değildi. Bu optimizasyon yöntemleri yeni geliştiği süreçler. O yüzden önemli bir bulgu bu o dönem için. Buralarda sorusu olan varsa arkadaşlar sorabilir. Ya da yorum eklemek isteyen varsa ekleyebilir. Önemli noktalar çünkü. Kısacası yani şey optimizasyonu görebiliyorsunuz. Hani şeklini değiştiriyor. Diğer örneğim de biraz daha yeni diyelim 2000'li yıllardan. O dönem işte 2000'li yıllarda süper kompütürler dediğimiz şeyler, 256 prosesörle çalışan şeyler vardı. Ve bu bir otomobil yani tamamını optimize ediyor aslında çarpışma simülasyonu. Bu simülasyonlar çok zaman alan simülasyonlardır. Tek bir parça gibi değildir. Bütün otomobili düşünür. Mesela 3 günlük bir bilgisayar zamanını alıyor. Şey yapmak, optimizasyonu yapmak bayağı uzun bir süre. Otomobili görüyorsunuz. Her parçası ayrı ayrı meşlenmiş, modellenmiş. Ve burada amaç otomobilin titreşim responsunu ve rigidliğini incelemek. Body in prime dediğimiz işte sadece önemli yapıların dahil olduğu. Kapılar yok. Hood, trunk, ön kaput yok. Arka bagaj yok. Tamponlar yok. Bunlarsız hali yani önemli olan bu taşıyıcı elemanların bulunduğu haliyle bir analiz yapmak istiyorlar. Eleman sayısı 68 bin ki bu çok az bir sayı aslında. Node sayısı 69 bin. 30 tane tasarım değişkeni var. Bayağı bir fazla burada. İşte belli yerlerin kalınlıkları ya da joint dediğimiz bağlantı noktalarının stiffness değerleri, rigidlik değerleri tasarım değişkeni olarak tanımlanmış. Ve bunu da tepeden şuradan bir aracın olası takla atma durumunda ya da yukarıdan bir şey çarpma durumundaki simülasyonunu yapmışlar. Roof crash test diyoruz biz buna. Bu simülasyonda da 127 bin eleman kullanılmış ve 20 design variable kullanmış. Yani bir önceki bunda aslında önden çarpma diye hatırlıyorum. Bu önden çarpma için kullanılan model. Bu da çatıdan çarpma için kullanılan model. Şimdi bunların hani sonuçlarına bakarsak 72 saat yani yaklaşık 3 günlük bir zaman geçmiş bu simülasyonları yapmak için. Bakın roof crash'te deformasyonu görüyorsunuz buradaki. Ve burada işte kalınlıkları belli değerler değiştirerek 15 kilogramlık bir ağırlık azaltımı yapılmış. 1255'ten 1240 çok az gibi gözükebilir ama 15 kilogram bile bu aracın aslında yakıt tüketimini bayağı azaltacaktır. Ve natural frequency'de %10 target olan %10 artırma hedefleri varmış. Bunu artırabilmişler. Yani stiffness'ı %15 artırabilmişler. Rigidliğini yani. Roof crash resistant yani buna dayanımlı %15 artırabilmişler. Bu da optimizasyon sonrası crash testini gösteriyor. İşte burada bazı tasarım parametrelerini görüyorsunuz. Farklı yerlerin işte kalınlıkları verilmiş. Bunların lower upper bantlarını belirlemişler. Şu değerler arasında olacak diye. Ve başlangıç değerlerini belirlemişler. Bunlarla sonuca ulaşmışlar aslında. Bu çalışma biraz daha geniş kapsamlı olduğu için çok fazla detayına inemedim ama mantığını anlamanız için umuyorum yeterli olmuştur bu. Daha güncel çalışmalar koydum. Özellikle bizim derste gördüğümüz Nervus eğrilerini kullanan çalışmalar. Bir tanesi bunun gibi bir sürü çalışma var. Siz de araştırıp bulabilirsiniz aslında. Bunlardan bir tanesi 2014 yılında cardiovascular stent dediğimiz şurada gördüğünüz stent damara takılıyor aslında. Biraz biyomedikal uygulaması. Yine makine mühendisliği bir biyomedikal tarafın birleşimi oluyor. Bir implant bu. Ve tıkanmış damarları desteklemek amaçlı. Hani orada biraz daha genişlik olsun. Kan buradan akabilsin diye desteklemek amaçlı bir tel ızgara boru koyuyorlar oraya. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bunun da şu şeyleri eğrisel.
Bu çalışmadaki amaç da bu eğrisel kısımları optimize etmek ve şeklini belirlemek. En uygun, en iyi rigidliği sağlayacak stent tasarlamak için. Ne yapmışlar hızlıca bakalım. Bakın şu bir şeyi alıp sadece bir çizgi olarak düşünmüşler ve bunu nerves'e modellemişler. Bakın şurada gördüğünüz sıfırdan 7'ye kadar olan şunlar kontrol noktaları. 7 tane kontrol noktası kullanarak ilk initial noktalar bunlar diye düşünün. Değerler, bunlar koordinat değerleri bakın. Bunlar da bunu modellemişler. Bunu derste gördüğünüz için biraz daha size tanıdık gelecektir böyle yaptığımız şeyler. Bezier gibi bunlar sadece nerves'e modellenmiş. Şimdi tasarım değişkenleri belirlenecek burada. Tabii nerves formülasyonu vardı hatırlarsanız. Şu blending fonksiyonlar, bizim kontrol noktalarımız şunlar. Ve bunları ağırlıklarla çarpıyorduk. Bir de blending fonksiyonları ağırlıkların çarpımında bölüyorduk hatırlarsanız. Burada N'yi 3 alıp yanlış hatırlamıyorsam 3 tane ağırlığı design variable olarak düşünmüşlerdi. Koordinatları sabit düşünüyorlar. Ağırlıkları değişken düşünüyorlar bunlar. Ve onları değiştirdikçe bakın şu şekilde farklı şekiller elde edilebiliyor. Yani şu başlangıçtaki işte ağırlığı değiştirdikçe böyle S tarzı şekiller elde edebilmişler. Bunların hepsini son elemanlar modelini oluşturuyorlar bilgisayar ortamında. Ya da bir de kalınlık vermişler buna. İşte sonunda bir kalınlık olsun. Bir de ortada bir kalınlık olsun. T-mid ve T-end. Bunlar da değiştikçe şu şekilde içerisinde de değişiklikler elde edilebiliyor gördüğünüz gibi. Ne yapmışlar burada? İşte V1, V2, V3. 3 tane ağırlık. Şuradaki ağırlıkları tasarım değişkeni yapalım demişler. P'ler sabit. Koordinatlar sabit. Ağırlıklar değişiyor. Değiştikçe şu şekilde değişim olacak. Bir de T'ler var. T-end ve T-mid. Bunlar da değiştikçe şu şekilde incelme, kalınlaşma olacak. Bir de theta side dedikleri bir açı var. Yan açı. O açıyı da değiştirmeyi düşünmüşler. Bulmak istedikleri de bu yapının tabi damar üzerinde olduğu için damar sürekli hani kasılıyor, açılıyor falan. Bir sürekli değişken bir yükleme var. Yorulma analizi yapmışlar. Şurada bir yorulmadan gelen bir değer var aslında. Bir de F radyal dediğimiz bir değer var. Bu da radyal kuvvet yanlış hatırlamıyorsam. Hani onun radyal yer değiştirme. Hani bunun radyal yer değiştirmesi değeri var. Bunları maksimize etmek istiyorlar. Yani yorulma ömrünü maksimize etmek istiyorlar. Yer değiştirmeyi de maksimize etmek istiyorlar. Ve bizim ağırlıklarımız işte şu değerler arasında olsun demişler. Kalınlıklarımız 0,03 ile 0,15 arasında olsun demişler. Açımız da yani şunların aslında kısıtlarını vermişler bu şekilde. Evet şuradaki FR dediğimizde bizim işte mean ve amplitude yorulma makinelemeleri dersten belki hatırlarsınız. Yorulmadan elde ettiğimiz şeyler, stres değerleri bunlara bağlı bir formülasyon. Bunu aslında minimize etmek istiyorlar. Şunu. Şimdi burada sonuçlara bakıyoruz. Sonuçlarda F radyal dediğimiz bizim outward deflection yani noktaların radyal force'a bağlı yer değiştirmesini veren sonuç. F radyalı şurada görebilirsiniz sonuçlarını. Alt tarafta da Goodman number dediğimiz bizim FR. Şuradaki yine şu objektif aslında. Bir F radyal bir FR olarak iki farklı sonucu çizdirmişler. Ve farklı şeyler optimize sonuçlar almışlar bakın. H'a kadar A'dan. Bu her farklı sonucun geometrileri burada görülüyor. Bunların hangisi en iyi sonucu veriyor? Şimdi burada amacımız FR'ı minimize etmek. Pardon. FR ve radio flexibility hani optimum değerlerde bulmak diyelim. Ve farklı sonuçlar. Mesela FR maksimum iken flexibility minimum burada H'ta. Şu A noktasında ise F radial maksimum iken Goodman minimum aslında. Bunların ikisi de uygun sonuçlar değil. Ortada bir hani trade-off var aralarında. Biri maksimum iken biri minimum diye düşünebilirsiniz. Bunların ikisinde ortalama sağlayacak bir değer düşünmek gerekiyor burada. Bizim bu şekilde birden fazla objektifimiz, hedefimiz varsa ve böyle farklı sonuçlar alıyorsak Pareto optimality diyorlar buna. Burada hani ikisini de ortalama sağlayacak bir değer tercih etmek daha iyi oluyor. Şu C değeri ya da D değeri mantıklı değerler gibi gözüküyor bize aslında. Şunlar stent tasarımımız için daha mantıklı gözüken değerler. Ve şurada Pareto front demiş zaten. Bu şurada gördüğünüz grafik Pareto front diye geçiyor.
Evet, bu da bu şekilde bir ilginç bir çalışma. Hani farklı makine mühendisliğindeki işte yorulma ve displacement bulma konularını bir biyomedikal uygulamada kullandıkları için göstermek istedim bunu. Var mı burada sorusu olan? Sorunuz yoksa bir örnek daha göstereceğim size. Bu örnekte de yapı içerisindeki deliklerin modellenmesi var Nurbs'te. Shape Optimization using a Nurbs Based Interface Enriched Generalized FEM diye geçiyor bu. Şurada gördüğünüz gibi mesela burada bir delik var. Bu deliğin her bir köşesini, şurada mesela sadece şurasını şu şekilde dört tane kontrol noktasıyla Nurbs'e modellemişler bakın. Bizim Bezier'e çok benziyor. Bunu her yerde yaptıklarını düşünün. Şunların hepsi için yapmışlar. Ve bir sürü parametreleri var aslında. Çok detayına girmeyeceğim. Mantığı bu şekilde. Delikleri Nurbs'e modelliyorlar. Ve Nurbs'lerin işte bu kontrol noktalarının değerlerini değiştirerek en uygun sonucunu bulmaya çalışıyorlar. Örneğimiz ne? Örnek bir cantilever beam example. İki boyutlu. Şuradan fixlemişler. Buradan kuvvet vermişler. Delikleri böyle atamışlar. Şu şey aslında. Yani şu içerisindekini böyle düşünebilirsin. Delikleri atamışlar. Bunların şu kontrol noktalarını değiştirerek farklı şekillerini bulacaklar. Ve bunlara farklı elastik modül vermişler. İşte şu açık alana farklı elastik modül vermişler. A2 daha küçük çünkü A2 aslında şunlar boşluk. O kadar küçük ki yani bayağı küçük. Şöyle iki tane var. Sıfır yapamıyoruz bunları. Son elemanları nasıl çözerken sıfır yapmamız bunları elemanları silmemiz gerekiyor. Optimizasyonda ise hani burada sürekli değişim olacağından o elemanları silmek mantıklı değil. Onun yerine bir çözüm. Bunu çok küçük bir değer vermek, böyle 0, 0, 0, 1 gibi bir değer vermek. O şekilde sanki boş var, boşlukmuş gibi düşünmek. Neyse, bunu işte compliance'ını minimize etmek için, yani yumuşaklığını en aza indirgeyip bunu sert yapabilmek için en optimum bu delik şekilleri nelerdir? Ona bakmak istiyoruz. Bir işte optimizasyon oluşturmuşlar. Bakın iterasyon sonuçları bunlar. Compliance minimize oluyor. Bakın gittikçe buradan düşüyor aslında. Şöyle görebilirsiniz. Bir de volume fraction var. Volume fraction'ı da 0.5 tanımlamışlar. Yani 0.5 volume fraction dediğimiz tüm dolu alanın %50'sini boşaltalım. Şekilleri büyüterek şunları. Şu işte nerves'lerle bağlı olarak. Bakın sıfırıncı iterasyonda bu şekilde. Kareler var. Birinci iterasyonda bunlar biraz değişmiş. İşte 10. iterasyonu biraz daha değişmişler. 20. iterasyon. Ve 20. iterasyonu şurada bakın. Gittikçe azalıyor compliance. Volume fraction da hala sağlayamamış. Bunu da 0.5'e indirmeye çalışıyor. %50'yi. 50. iterasyon. 50'de bakarsak işte bayağı bir düştü compliance. Volume fraction da yaklaştı 0.5'e. Neredeyse artık 0.5. 70'te artık tamamen burada converge etmiş. Bakın bir öncekiyle değişim çok sıfır neredeyse. O yüzden duruyor burada. Volume fraction'a 0.5'e gelmiş. Burada durmuş ve şöyle bir sonuç elde etmiş. Bunu biraz daha böyle hani görmek istersek İşte initial design şu şekilde. Daha doğrusu burada farklı konumlandırma. Bakın burada konumlandırması şu şekildeydi. Burada ise biraz değiştirmişler deliklerin konumlandırmalarını. Burada biraz daha değiştirmişler. Her ikisi için de bakın sağda gördüğünüz gibi neredeyse aynı sonuçlar almışlar. Yani bu şeyi gösteriyor. Initial noktanın önemi vardı hatırlarsanız. Farklı initial noktaları farklı sonuçlara götürebilir demiştik. Lokal minima dediğimiz. Burada aslında hepsinde globale gidebilmişler gibi gözüküyor. Çünkü hepsini aynı sonucu almışlar neredeyse. O açıdan şeyin kullandıkları algoritmanın da initial noktaya çok bağlı olmadığını göstermişler. Bir de biz arkadaşlar bu şekildeki aslında problemleri bir sonraki ünite olan topoloji optimizasyonunda göstereceğiz. Topoloji optimizasyonu ile direkt belirleyebiliyoruz aslında. Topoloji optimizasyonu direkt içerisindeki nerelerde malzeme sileceğiz ona karar veriyor. Yani burada bu şey araştırmacıların yaptıkları şekil optimizasyonuyla nispeten topoloji optimizasyona yaklaşabiliyor muyuz ona bakmak istemişler. Biraz daha yorucu bir süreç. Çünkü nörobüz modellemesi falan yapıyorlar. Ama avantajı da çıkan sonuç direkt aslında eğrisel olarak modellenmiş oluyor. Nörobüzlerle modellenmiş oluyor. Direkt bunun CAD çizimini yapabiliriz. Öyle bir avantajı var. Hani topoloji optimizasyona yakın olduğu için onunla karşılaştırma yapmışlar o yüzden. Solda gördüğünüz çalışmadan elde edilen shape optimizasyonuyla, nörobüzlerle elde edilen sonuç. Sağda gördüğünüzde bir sonraki derste göreceğimiz topoloji optimizasyonu elde edilen sonuç. Burada beyaz yerler dolu, katı, siyah yerler boş. Gördüğünüz gibi hemen hemen aynı sonucu elde etmişler. Bunu gösteriyorlar ve diyorlar ki biz işte nörobüz kullanarak topoloji optimizasyon sonucu elde edebiliriz. Net şekilde ve nörobüzlerle hazır modellenmiş halde bunu sunabiliriz.
Nöbze modellenme kısmı çok önemli. Biz zaten onu göstereceğiz. Biz topoloji optimizasyonu yapacağız. Burada hep mesh olduğu için bunu tekrar eğrilerle modellememiz gerekiyor. Onu ekstra sonra post processing yani optimizasyon sonrası bir ek aşama olarak yapmamız gerekiyor. Bunlar direkt nörbüzü başta tanımladıkları için hiç o ek aşamayı yapmadan sonucu nörbüzlerle elde etmiş oluyorlar. Öyle bir avantajları var. Bu şekilde de hani shape optimizasyonu kısmı bitiyor aslında. Bakayım ne vardı? Heh. İşte shape optimizasyonu dediğimiz parça ağırlığını ve belli kısıtlara bağlı olarak azaltma ya da compliance azaltma diye düşünebilirsiniz. Connecting road example vardı. Basit eski bir örnek. Crash example vardı hatırlarsanız. Bir de nerve tabanlı optimizasyonları gösterdim size. Burada işte design variable'ların seçimi önemli. Çünkü işte kontrol noktalarının hangilerini seçmeliyiz ya da o işte nerve modellerimizi kontrol noktasını değiştiren kalınlıklar mı seçmeliyiz gibi şeyler önemli oluyor. Farklı alternatifler kullanılabilir. Ve işte curve surface type'ın seçimi de önemli aslında. İşte bezier mi kullanmalıyım, 24 mi kullanmalıyım gibi şeyler de önemli oluyor. Burada şekil optimizasyonunu bitirdim. Biraz bizim öğrendiğimiz eğri ve yüzey modellemeyle alakalı olduğu için bunu göstermek istedim. Var mı sorusu olan buraya kadar? Ya da yorum olan? Yoksa bu kaydı da durdurayım ben.